Merhaba çocuklar. En son Türkçe dersinde size ödev olarak 9. sayfayı vermiştim. Bu etkinliğimiz İstiklal Marşı'nı içeren bir etkinlikti. Ben de ödev videosuna başlamadan önce geçen yıl yaptığımız 10 Mart tarihinde yani 12 Mart İstiklal Marşı'nın yıl dönümünden 2 gün önce sizlerle yaptığımız bu etkinliği paylaşmak istedim. Hem hatırlayalım hem anılarımızı canlandıralım diye. Bu yılda 100. yılını kutlayacağız 12 Mart tarihinde. İnşallah bir araya geldiğimiz zaman videoda yer almayan, aramıza yeni katılan arkadaşlarımızla da bu etkinliğimizi gerçekleştiririz, tekrar ederiz. O zaman başlayalım. Ben de kitabımı yansıtayım. Birinci etkinlik olarak İstiklal Marşımızın eksik dizelerini yazmamızı istenmiş. Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak diye ilk dizimizi oluşturmamız, yazmamız gerekiyordu. İkincisi, sönmeden yurdumun üstüne tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak. O benimdir, o benim milletimindir ancak. İlk kıtamızı bu şekilde, eksik dizelerimizi bu şekilde tamamlamamız gerekiyordu. Dize derken, dize de şuydu çocuklar. Dize şiirin temel bölümüdür çocuklar. Her mısraya biz dize diyoruz. Devam edelim. İkinci kıtaya geçelim. Çatma, kurban olayım çevreni ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gül, ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Mehmet Akif Ersoy'un bu şiiriyle İstiklal Marşımızın bu dizelerini tamamlamış bulunmaktayız. Devam edelim. İstiklal Marşımızın şairi kimdir? Çocuklar, İstiklal Marşımızın şairi Mehmet Akif Ersoy'dur. Mehmet Akif Ersoy, Kurtuluş Savaşı'nın en heyecanlı zamanlarında toplumu bir araya getirme amacıyla, milli beraberlik ve duyguları canlandırma amacıyla bir şiir yazmıştır. 12 Mart 1921 tarihinde de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından artık İstiklal Marşımız kabul edilmiştir. Bestecisi kimdir? Öncesinde de biliyorsunuz, şair Mehmet Akif Ersoy iken bestecisi Osman Zeki Üngör'dür. İkinci sorumuzu da bu şekilde yanıtlamamız gerekiyordu. Üçüncü sorumuz, İstiklal Marşımız kaç kıtadan oluşmaktadır? Kaç kıtası bestelenmiştir? Çocuklar, İstiklal Marşımız toplamda 10 kıtadan oluşur. Ama yalnızca biz resmi günlerde ve törenlerde 2 kıtasını okuyoruz. O yüzden ilk kaç kıtası bestelenmiştir denilmiş. 2 kıtası bestelenmiştir çocuklar. İstiklal Marşımız 10 kıtadan oluşmakta, 2 kıtası da bestelenmiştir. İstiklal Marşımızın kabulünün her yıl kutlandığı tarih 12 Mart çocuklar. Geçen yıl bu videoyu çektiğimizde 99. yıl dönümüydü. Bu yılda 100. yıl dönümü olacak. 12 Mart diye cevapları vermiş olmamız gerekiyordu. Bağımsızlığımızın sembolleri nelerdir demiş. Bayrağımız, İstiklal Marşımız diye cevaplandırmamız lazım. Bağımsızlığımızın başka sembolleri de var. Tabii burada cevap olarak bayrağımız ve İstiklal Marşımızdır demiş. Doğru. Ama başkentimiz, dilimiz, bu bağımsızlığımız sembollerinden başka olanları, bir değil daha doğrusu. İstiklal Marşımızın ilk dizesinde ne anlatılmaktadır demiş. Hemen ilk dizeye bakalım. Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. İlk dize bu. Burada şunu anlatmak istiyor çocuklar. Milletin hiç endişelenmesine gerek olmadığını, burada sancak dediğimiz bayrak demek, kırmızı bayrağımızın her zaman dalgalanacağını, hiçbir düşmanı bayrağımıza dokunamayacağını bahsediyor. Kısacası bayrağımız anlatılıyor çocuklar ilk dizede. İstiklal Marşımızın ana düşüncesi. Çocuklar, ana düşünce, ana fikir, bunu metinlerde de işlemiştik. Her metnin bir yazılış amacı var. Bu ders vermek olabilir, öğüt vermek olabilir, eğlendirme amacı olabilir, toplumu bir araya getirici bir amaç olabilir. Her metnin, her şiirin, her düz yazının, her şeyin bir amacı var.
İstiklal Marşı'nın ana düşüncesi, yani anlatılmak istenen. Biz bundan okuduğumuzda ne ders alıyoruz? En başında söylemiştik, hangi amaçla yazılmıştı çocuklar? Milli birlik ve beraberlik duygularını canlandırmak için yazılmıştı. Ülkemizin ve milletimizin bağımsızlığı, birliği ve beraberliğidir ana düşüncesi. Ödevimiz bu şekildeydi çocuklar. Bir sonraki ödev videosunda görüşmek üzere. Hepinize çok öpüyorum. Hoşçakalın.